geçen haftaki maç için gerçekten çok üzgünüm. Yani bu sene en çok üzüldüğüm maç bu maç oldu. 2-1 galip duruma geçtiğimizde 3-4 olması gerekirken maç çok şanssız bir şekilde 2-2 bitti. Gerçekten çok üzüldüm. Çünkü Balıkesir biliyorsunuz transfer yasağı olan bir kulüp ve çok genç oyuncularla çıkmıştı. Gerçekten inanılmaz derecede o maça üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Bir puanla döndük. 3 puan alsaydık çok iyi olurdu. Rakiplerimize 2 puan yaklaşmış olacaktık. Bu sene de ilk defa da 3.'lükten 4.'lüğe düştük. Yani hiçbir zaman 4.'lüğe düşmemiştik. Liderdik, 2.'ydik, 3.'ydik ama 4'e düştük. Ama toparlayacağız, toparlanacağız. Genelde kamp dönüşlerinde bu tür sıkıntılar oluyor. Maçtan sonra toparlanacağız. 7 oyuncu satın aldık. 7 oyuncunun Bahadır geldi Bodrum Spor'dan. Birincilikte oynarken geldi, sol bek olarak geldi. Yasin Pehlivan aldık Sakarya Spor'dan, ön libero olarak. Artun'u Kayseri Spor, Tarsus İdman Yurdu'ndan aldık. Kendisi santrofor bölgesinde. Bertul'u aldık Sarıyer'den. Süleyman'ı aldık Bodrum Spor'un sağ açığı. Çok iyi bir oyuncu. Yine onu da oynarken aldık. Bir de benim geçen seneden beri takip ettiğim Mert Efe Çölbey'i, genç bir oyuncu. Onu da aldık. Ve Şefi'yi aldık Hollanda'dan stoper olarak. 7 oyuncu aldık. Muhtemelen transferi kapattık. Yalnız 8 Şubat'a kadar daha var transfer dönemi. Eğer belki bir eksiğimiz olursa bir oyuncu daha alabiliriz. Ama bu olur mu olmaz mı onun için bir şey diyemem şu anda. Maçlarımızı Kırkan Stadı'nda oynayacağız. Kırkan Stadı'nda devam edeceğiz. Her hafta artık orada oynayacağız. Bütün seyircileri, Hatay'daki bütün seyircileri stada bekliyoruz. Gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Hedefimiz şampiyonluk. Daha oynanacak 18 tane maç var ve eğer Allah korusun şampiyon olmasak bile playoff var. Takımın oturması birazcık zaman alacak çünkü bayağı giden oyuncu oldu, gelen oyuncular oldu. Seyircimizin desteğiyle daha iyi bir duruma geleceğiz. Herkesten çok büyük destek bekliyoruz, bütün şehirden destek bekliyoruz. 25 yıl sonra 3. ligden gelip hiçbir tecrübesi olmadan 2. ligde bu kadar potanın içerisinde olmak çok kolay bir iş değil. Yaptığım iş gerçekten zor. Bir de stadımız da yok biliyorsunuz. Statsız da bu işler o kadar kolay değil. Ama biz yine inanılmaz derecede gücümüzün yettiği kadar her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama taraftarlarımızdan ve bütün İskenderun şehrinden çok büyük destek bekliyoruz. Biz daha bu işin başındayız. Daha yıllarca İskenderun Spor devam edecek. Bazen iyi günler olacak, bazen kötü günler olacak. Buradaki en önemli hedefin İskenderun Spor'u yaşatmak olması lazım.